Aragaz. Paskal. Kadir. Sence şu an kaç kişi yollardadır? İstanbul'da mı? Yok ya, yani her yerde, cümle alemde. O fazladır ya. Ya İstanbul'da da az değildir bence ha Paskal. Neresinden baksan milyon kişiler şu anda ne bileyim işine gidiyor, okuluna gidiyor hemşehrilerimiz, değil mi? Daha fazladır. Ya çok mantıksız bence ya. Herkes aynı anda işe gidiyor abi. Aynı anda da işten dönüyor. Bu işi zamana yaymak lazım be Paskal. Nasıl yani? Anlamadım abi. Ya mesela bak, 100 bin kişinin mesaisi sabah 7'de başlasın. Başka bir 100 bin kişininki 8'de başlasın. Öyle öyle ilerlesin. Misal başka bir 100 bin kişinin 12'de başlasın. 1'de başlasın. Öğleden sonra 3'te başlasın. Anladın? Çok saçma abi. Böyle şey olur mu ya? Niye olmasın abi? Yani bu sabit fikirlerimizden kurtulalım ya. İnsanlar işten sıkılıyor bu yüzden. Mutsuz oluyor. Tek düzelik, kalabalık tat bırakmadı kimse de Paskal. Yani yenilik lazım memlekete. Böyle yenilik olur mu? Ha? Biz programı kaçta yapacağız? Ha? Kardeşim biz de böyle değişmeni değişmeni yapacağız Paskal. Bir gün sabah erkenden, ertesi gün öğleden sonra 3'te. Yani değişik saatlerde yapacağız. Düzene ayak uyduracağız yani. Ama Kadir... O zaman 5 gün. 5-5'e çalışmak. O da saçma. O zaten en saçma şey ya. Ya bu tabiatta her şeyin döngüsü var arkadaş. Biz direniyoruz, inat ediyoruz. O döngüyü sabitleyeceğiz diye ya. Halbuki ayak uydursana tabiata. Aksın gitsin hayat efendim. Kanka doğada hafta sonu yok mu diyorsun? Aynen, yok. Yok moruk. Bence 2 gün çalışıp 1 gün tatil yapmak lazım. Mesela pazartesi salı çalıştın. Çarşamba tatil abi. Perşembe cuma çalıştın, cumartesi kopuş. Efendim bu şekilde aksın gitsin zaman, daha iyi değil mi? Bana uyar, mantıklı. Tabii abi, mantıklı tabii ki abi. Bu Kadir kardeşinin boş mantıksız bir şey söylediği görülmüş mü ya? Görüldü bu programda, Aragaz'da. Neyse dur şimdi, laf sokmacılığın alemi yok burada. Yepyeni bir düzenin temellerini atıyorum ya. Allah, belki bir devrim ateşi yanıyor şu an burada. Ha? Belli mi olur Paskal? Belki bir devrim ateşi bu. Kadir, peki bir şey diyeceğim. Bu maçlar ne zaman arayacağız? Aybaşı değil mi? Herhalde aybaşı abi. Maaşın günü değişirse kaos yaşanır. O hep aybaşı. Gerisi döndükçe dönecek kafasına göre. Kadir, benim maaş var ya. Bana etmiyor ya. Niye şeker para? Senin ev kira mı, kendinin mi? Sen bizim ev kira. Ya kaç yaşına geldin? Hala atmadın kenara 3-5 bir şey ya. En azından bir ev alaydın bro ya. Fırsat olmadı ya. Sen ev kira mı? Biz de kiradayız kardeşim. Sen niye almadın? Kanka dedim ki şimdi ev alırım. Yarın öbür gün evlenince hanım beğenmez. Dedim evleneceğim zaman hanıma sorar, öyle alırım dedim. Ama Kadir böyle olma. Bu kadar hanımcı zarar abi. Ya hanımcı olmayanın yüzü güler mi bu hayatta Pasko'ya? Hanımcılık delikanlının makyajıdır ya. Sakal değil mi? Farklı farklı şeylerden bahsediyoruz şu an. Sen konuyu kaçırıyorsun. Hanımcılık mı, annecilik mi peki, onu sorayım. İkisi de. İkisi de birden olur mu abi, delirdin mi ya? Niye olmasın ya? Ya niyesi var mı aslanım? Hanımdan taraf olursun ya anadan taraf olursun. Bu işin tabiatı bu. Öyle hem ayranım dökülmesin hem bir takım tatsızlıklar yaşanmasın, bu bir hayat olmaz. Bu işler bu şekil yürümez. Ama Kadir, annesini sevmeyen kimse sevmez. Ya ağzına sağlık, güzel dedin onu ama hanımcı olmayanın da yüzü gülemez. Bu hayatta o detayı da atlamayacaksın. Adamsın. Tabii abi. Sağ ol. Pasko oğlum, sen de adamsın. Hele bir daha söyle bakayım senin Instagram adresini. Ve numara 21 seninki Kadir. Benimki de Kadir Çöptemir. Bu arada efendim bu programın, Aragaz programının da bir Instagram galerisi var malumunuz. Paskal Alçızgı Kadir de onun adresi. Aragaz. Paskal. Gel diyor bey. Şu an stüdyomuzda kim var canım? Eşber Hoca geldi. Hanımlar beyler, ünlü ekonomist ve finans danışmanı. Malatya şehrimizin medarı iftarı. Eşber Sivta hocamız stüdyomuzdalar. Eşber hocam hoş geldiniz. Hocam hoş geldin. Ya canını iyisinden Araboğlu yav yav, çok tatlı dilleri var bunun Kadir kardeşim yav. Eyledir, eyledir. Lahana bebek gibidir. Sevdikçe sevesin gelir hocam. Bak, lahana bebek dedim. Bizim Malatya'da Fahri Kayan Caddesi'nde oyuncakçı Gülabi abi vardı. Adın ne dediniz? Gülabi abi. Çok iyi adamdı ya. Her perşembe böyle çocuklara sevabına üsküp dağıtırdı, bilin mi? Hani böyle sırt üstü yatınca böyle gözleri kapanan bebekler vardı. Sanki uykuya dalmış kimindi. Aa evet evet. Kız kardeşimin vardı. Aynısı. Heh.
Adamın biri geliyor onlardan alıyor. Ertesi gün bu bebeğin gözleri kapanmıyor diye yetliyor. Ya Gülabi abi de kullanıcı hatası yüzünden oluşan arızalardan sorumlu değiliz oğlum deyince adam oyuncak bebeğe küfür ediyor. E Gülabi abi de bunu namus meselesi olarak alıyor. Silahını çekecekken karşısındaki önce davranıyor. Gülabi abi dört yerinden vuruyor kardeş ya. Oyuncak bebek? Ağır yaralı. Bu saçma bittiyse artık ekonomiye geçebilir miyiz hocam? La oğlum geçsek ne olacak lollikler? Paranız mı var oğlum? Ekonomi sizin neyinize ya? Öyle deme Eşber hocam. E bizim de ufak tefek bir şey var. Kaç paran var la Araboğlu? Kenarda bir 5 bin var. Oo koş bir tane lüks daire al. 1 milyon dolara böyle basic lüks daireler var. Böyle villa modeli. 5 bin dolar peşinatım var de seni havada kaparlar. Eşat bu ara durgun. Hocam daire fiyatları indiyse bir giriş yapalım emlaya. Daha sünmedi kardeşim. İnince ben sana haber vereceğim. Emlak da en önemli şey. İnerken tamamen inmesini beklemeden kalkmadan alacaksın. Çünkü endeğinden daha hızlı kalkıyor. Ne kalkıyor? Emlak fiyatları. Şimdi bir durgunluk var ama fiyatlar daha düşmedi kardeş. Az sabır. Dövize girsek ne olur Eşber hocam? Kaç param var Kadir? 3500 lira keşim var hocam şu anda. Sakin ol şampiyon. Yavaş gir de dünyadaki finans dengeleri sarsılmasın ha. 3500 lira çok büyük para. Eşber hocam yani bu büyük para. Kaç para oluyor ya? 1 milyar dolardan aşağısı bence kese kağıdıdır kardeş ya. Yuh 1 milyar dolar. Ne sandın oğlum maaş diye aldığın 3 bin lirayı para mı sayısınız la siz? Para dediğin milyon dolardan başlar. O da fındık fıstık parası. 1 milyar doların varsa param var diyeceksin oğlum. Biz ölelim. Yaşıyor musunuz oğlum? Tıp bilimine göre yaşıyor olabilirsiniz ama ekonomi bilimine göre ölürsünüz zaten kardeş ya. Bak bizim Malatya'da İnönü Caddesi'nde kebapçı Ali Şu abi vardı. Eşber'in milyon dolardan aşağı servetin varsa yaşadım demeyeceğim derdi. Allah rahmet eylesin kaplan yedi kendisini ya. Pardon ne yedi? Kaplan yedi. Malatya'da kaplanı nereden bulmuş hocam ya? Ya şimdi Medrano sirki geldiydi biliyor musun kardeş? Ali Şu abi de dışarıda orada piz yapmış gece. Eve dönerken küçük su sıkıştırınca tenha bir yer arıyor biliyor musun? Karanlıkla sirkin kafeslerin olduğu yeri tam böyle çöp derirken kaplan alıyor bunu. Ben size ninjaların öldürdüğü bisikletçi Sami abi anlatmış mıydım? Yok hocam. Malatya'da ninja ne arıyor ki Eşber hocam? Yapma Arsa iyice bizi yiyorsun ya. Var kardeş. Ama önce bir çay ısmarlayın da içecek kardeşim ya. Ya Kerbela'ya mı düştük kardeş? Bu nedir? Ağzımızın kenarı köpürdü ya. Eşber hocam ben hemen getiririm. Yahu yaşa Araboğlu ya. Lan dışın kara ama kalbin bembeyaz kardeş. Onu diyordum. Ben size kontrolden çıkan vantilatörün parça pinçik ettiği Arap kirli dondurmacı Seyitan abiye anlatmış mıydım kardeş? Anlatma hocam ne olur anlatma. Siz de ne zaman yan yana gelsek Stephen King romanı okumuş gibi oluyoruz ya. Aragaz. Pascal. Kadir abi. Ebru Polat'ı bildi. Bilmedim. Kendisi son dönemde çıkış yapmış bir pop sanatçı. Allah mübarek etsin. Rahatsızlanmış. He? Ne istiyor? Ne oldu lan çok yakınım ki böyle panikledin? Peki. Ne istiyor? 2 gün önce hastanelik olmuş. Kim? Kim hastanelik etmiş? Aa ne biliyorsun birinin onun hastanelik ettiğini? Hastanelik oldu dedin. Ha tabii senin dünyanda hastanelik olan birisi anca başka birinden dayak yer değil mi? Evet. Abi Ebru nasıl olmuş? Şimdi evde içtiği küflü bir içecek yüzünden zehirlenmiş. Küflü ne ya? Ya bekar insan dolabında böyle küflü sıvılar oluyor. Yoğurttur, domates suyudur, peynirdir. Ellenmeye küfleniyor ya. Dök o zaman. Ne içiyorsun? Abi şimdi şöyle Ebru Hanım gece kalkıp dolaptan bir şey yiyip içme huyu varsa uyku semesi içmiş olabilir yani. Ne alaka? Yavrum ben bunca yıllık bekar hayatımda gece uyurken o dolaptan neler yiyip içtim sen biliyor musun? Yok. Ben de bilmiyorum. Ben 2 şeyi hatırlamam Pascal. Neymiş abi? Bir gece gördüğüm rüyayı 2 gece yiyip içtiğimi hiç hatırlamam. Allah Allah. Mesela diyelim ki buzdolabında bir tencere yaprak sarma var. Ben gece onu yiyorum. Hepsini? Evet abi. Nasıl ya? Abi ne yaptığımın farkında olmadığım için 2 tencere olsa onu da yerim. Sonuçta beyin devrede değil. Onu diyorum yani. Gece uyku sersemi bir tencere dolabı açıyorum dolmayı yiyorum. Tabii sabah unutuyorum. Ertesi gün dolabı açıyorum. Bir tencere dolma yok. Nerede ya benim dolma? Kim yedi diye evde kıyamet kopuyor. Ya Pascal bir keresinde bir tencere zeytinyağlı yaprak sarma yemişim. Tencerenin de dibini ekmekle sıyırmışım iyi mi? Dolmanın dibini. Ya işte gece yemesi böyle kötü bir şey ya. Abi geceleyin ne yemeliyiz? Gece ne yemeliyiz? Ya sen ne kadar zihniyet kirli bir şahsiyetsin.
Abi ne dedim ya? Kötü bir şey demedim. Senin için fesat. Ya kes ya. Bana kendini anlatma ya. Sen bugüne kadar nasıl zehirlenmedin, ben ona şaşıyorum Pascal ya. Yok be abi ya. Niye zehirliyim? Yavrum senin dolabında taze bir şey mi var ya? Senin her şeyin küflü lan. Hatta bizzat dolabın içi bile küflü. Karaya vurmuş balina leşi gibi dolabın var ya. Senin eve hiç kadın gelmiyor mu? Geliyor. Ya bir tanesi şu dolabını şöyle süngerle şartlıya şartlıya ovayım demiyor mu ya? Demiyor abi. Ya senin eve gerçek kadın gelmiyor buraya. Nereden anladın? Ya gerçek bir kadın içindeki temizlik güdüsüne engel olabilir mi? Olamaz abi. Biz erkekler bütün ev işlerini kadınlara nasıl yığdık? Nasıl yığdık? Abi bu kadınların içinde temizleme güdüsü var. Kadın temiz bir varlık olduğu için her şeyi temizlemek istiyor. Oysa temizlik bildiğin gibi kuvvet isteyen bir iş. Yani erkek işi aslında. Vay Kadir ya. Sen iyi temizlik yapar mısın? Tabii abi, efsanedir mesela benim her türlü temizliğim, çamaşırım, ütüm efsanedir ya. Hadi canım. De kim diyorsun? Bak ütü, ara ütü, son ütü, her türlü ütü de kralım, tanımam. Ütünün yani idolüyüm ben, Lionel Messi'yim ya. Yakışır kardeşim. Doğum günümde var ya, sana ütü vereceğim. Ah. Vallahi bak. Al kardeşim al. Ara gaz. Pascal. Bro. Ya gözlerim pek mi mahpur bugün? Niye böyle sabahtan beri? Uyku olamadım abi. Ya ben yemeğe sen uyumaya doyamadım be bro. Ha? Ne oldu, beşik mi salladın gece? Niye uyuyamadın? Oyuna sardın. Ne oynuyorsun? PUBG. PUBG ne ya? Oyun adı. Uçakta atlıyorsun. Herkese vuruyorsun. Oğlum bitmedi mi o vurduğu kırdığı işler ya? Ne bitmesi ya? Ya daha yeni başlıyor. Vay anasını arkadaş, çok geri kaldık bu işlerden ya. Evet, öğretti mi sana? Vallahi öğret kanka. PUBG öğret, kutçu öğret. Geceleri takılayım ben de. Vuruşlu atışlı alanlara takılayım ben ya. Ya bro, senin aklın başka yere gitti. Yok be, sanal canavarlıklar yapayım istiyorum yani. Ben de millet gibi yani. Geçen denk geldim. Adamlar oynarken yayın yapıyor. Millet de para veriyor oynasın diye. Çok acayip bir durum ya. Nasıl yani? Oyun yana para mı veriyorlar? Tabii ya bro, eskiden Atari salonunda oyun oynarken yakalanan babasından bir araba dayak yiyordu. İnternet kafeye illegal kumarhane muamelesi çekiliyordu. Şimdi çocuklar oyun oynuyorlar, üstüne para alıp oynuyorlar. Vay be Kadir, bu işler değişmiş ya. Ya değişmez mi ya? Bambaşka olmuş alemler. Takım kuruluyor, turnuvalara katılıyor. E-spor diyorlar ya adına bro. Ya Kadir... Kadir, bilgisayarda spor olur mu? Ya niye yapılmasın aslanım? O da zihni çalıştırıyor. Kadir, otur. Nereye kadar? Vallahi ben bilmem Pascal. Adamlar takımını kurmuş, turnuvasını düzenlemiş, parasını da kazanıyor. Seyircileri var, hem de ne seyirci. Daha ne olması lazım? Ha? Her şey var işte abi. Abi, arada koşmak lazım. Terlemek lazım ya. Terlemeden spor olur mu? Ya bu çocuklar da kanter içinde kalıyor. Bakma, bilgisayar başında bunlar da çok efor sarf ediyor. Çok kolay bir iş değil ha. Kolay zannetme onların işlerini. Zordur da. Ama spor mu bu şimdi? Ya bilmiyorum abi. Çocuklar spor diyor. Yani o zaman spor diyeceğiz. Vardır bu gençlerin bir bildikleri yani. Ben de öğreneceğim bu işleri. Taktım kafaya Muruk. Sen var ya Kadir. Bu işin karın olsun. Zaten hep oturuyorsun. Eyvallah kardeşim, eyvallah. Över gibi yapıp inceden laf sokuşunu da fark etmedim sanma yani. Neyse olsun ya. Senin canın sağ olsun. Eyvallah kardeşim. Allah razı olsun. O zaman başlıyor muyuz bu akşam antrenmana? Başlayalım abi. Online biri var mı? Çalalım abi. Ya şimdi benim de var kafamda öyle bir şeyler aslında. Hatta diyorum ki bu işin cevvallerinden birilerini direkt biz buraya programa çağırıp çıkartalım. Valla iyi fikir. Hem oyun oynarız hem geyik. Aynen. O bize bu oyunculuk işlerin inceliklerini öğretir. Biz de ona kediciklerin inceliklerini, kedicik avlamanın, kedicikle beraber olmanın enteresan şeylerini anlatırız. Ha? Hedefe doğru uygun adım yürümeyi öğretiriz. Kadir, sen taktın kedicikle. Ya anlatıyoruz kanka, bu kedicik işlerini anlatıyoruz yani. Eyvallah Kadir ya. Bir kedicik olsa da sevsek abi be. Sen de tam kedicikçi oldun başımıza he. Aha maşallah maşallah. Maşallah inşallah. Kedicik demişken sen bir ara kedicik arıyordun kendine sevmelik. Ne oldu, onu bulamadın değil mi sen de? Yok be abi, bulamadım ya. Satın alma, sahiplenme falan Pascal ha? Abi ben de bağlamama problemi var. Biraz seveyim sonra salıvereyim diyorsun. Ama salamıyorsun. Keskin nişancısın yani kardeşim. Ya Kadir ya. Her şeyi yanlış anlıyorsun.
kedi bakmak zor. Tabii. Bilmez miyim kediciye bakmak ne kadar zor. Güzel olan her şey zor Paskal'ı. Uğraşmak lazım. Bak mesela bir sürü at filmi var. Köpek filmi var. Köpek balığı filmi var. Ama hiç geliyor mu aklına efendim bu filmler? Yok. Hep kedicik diye filmler değil mi? Hep kedicik. Kedi. Aragaz. Paskal. Gel hocam. Bülent Ersoy'u bildin mi? Bilmem mi ya? Divah. Peki Tarkan'ı bildin mi? Bilmem mi ya? Megastar. Bülent Hanım'la Tarkan düet yapmış. Güzel. Yapsın. Tarkan ve Bülent Ersoy kayıttan bir saat önce stüdyoya girmişler. 50 lahmacun, 20 Adana, 20 Urfa, 40 içli köfte, 1 kilo çiğ köfte, 2 tepsi künefe, meze ve salata yemişler. O ne lan olay? Aşiret düğünü mü? Bülent Ersoy sofrayı görünce tam benlik sofra demiş. Bak o değil de yediklerine bakınca Tarkan'la Bülent Hanım Voltran gibi birleştirsek ortaya İbrahim Tatlıses çıkıyor. Ya Paskal, sence 50 lahmacun kaçını Bülent Hanım yedi? 20 tane yemiştir. Ya fındık lahmacun olsa yenmez ya. Bence bunların çoğunu Tarkan yemiştir ha. Nereden anladın? Abi o çocuğun bünyesi yediğini yakıyor abi, belli. Dansı mansı falan yakan bir bünye var ya. Dünyayı yer göbeği çıkmaz onun, bak söyleyeyim. Benim öyle değil. Ben su içsem biliyorsun göbeğim çıkıyor. Ben de yakarım. Seninki yemek değil ki, sömürmek seninki. O yüzden göbek möbek olmaz sende. Ayıp sana be. O değil de Paskal. Şimdi Bülent Hanım'la Tarkan'ın sofrasına bakıyorum. Bak 50 lahmacun diyor. 20'şer Adana Urfa. 40 içli köfte. 1 kilo çiğ köfte. Ya işte ünlü sofrası bu be. Ha? Bir de bize bak. Önümüzde 1 kilo takoz gibi Kürt böreği. Onu da kenarını itelemişler, yazıklar olsun. Buna da şükür abi. Ya tamam, buna da şükür de bizim de bir egomuz var kardeşim ya. Kadir, ego şeytandır. Lan bana böyle postmodelin yaşam koçu gibi konuşma. Ego şeytandır falan. Nasıl bastıracağım şeytanı ben? Allah Allah. Hadi cevap verebilirsem ver bakalım, nasıl bastıracağım? Bir Allah'ın kuluna buna cevap verecek bir Allah'ın kuluna rastlamadım ya. Ha, bir kişi tanıdım ama adını veremem. Niye? Polemik olur. Ha, ne diyorduk? Biz bu öğlen ne yiyeceğiz Paskal? Abi lavaş arası tavuk dürüm. Çamur gibi vıcık vıcık ya, kan tavuk. Direkt kalp krizi. Oğlum böyle beslenmeye devam edersek kalbimiz İstanbul trafiği gibi olacak ya. Kan deveran edecek, damar bulamayacak yani. 15 tane stent taktıracağız ya, Allah muhafaza. Kardeşim sen de karar ver. Hem kırmızı et diyorsun hem salık diyorsun. Ya Rabbim, hikmetinden sual olmaz ama bu kardiyovasküler sistemimizi bu kadar telmaşa yapmayaydı ya. Yani taş yesek de bir şey olmayaydı ya. Abi dikkat et. Kalp krizi geçirirsin. Oğlum hayatım krizlerle geçiyor zaten. Siyasi kriz, ekonomik kriz, sinir krizi, kalp krizi. Ya bir ben miyim bu alemin kerizi ya? Abi sende sinir var. Hep sinirden. Feraket çağırır mı? Yavrum ben çağırmıyorum. Ortamım böyle. Çevrem kötü benim. Çevrem negatif. İçim hep bu yüzden karardı yani. Oo Kadir, işimiz iş, zurnamız gümüş. Niye öyle dedin ya? Senin için kara, benim dışım. Allah var ya, sorumuzu öğretsin. Paskal bak, bu mantaliteyi değiştirmemiz lazım bunu. Sana ve kendime yeni bakış açısı vereceğim lan. Yeni bakış açısını almaya hazır mısın? Yapıştır. At elin, it elin, umurunda mı bu kelin? Nasıl? Ben zaten böyle yaşıyorum. Ya bak Paskal, hiçbir şeyini kıskanmıyorum. Ama mental olarak senin bu rahatlığına çok imreniyorum bro. Ya Kadir, ben sana diyorum, takır bana ama takılmıyorsun. Ben senin rahatlatacağım. Yavrum, entelektüel faaliyetlerim var benim. Kültür insanıyım. Senin gibi ortamlarda zaman harcayamam ki lan ben. Kadir, ha. Şu ara ne okuyorsun? Kafka'nın Milena'ya mektuplarını okuyorum Paskal. Oh, senin iş bitmiş. Ya, benim için çok mu geç Paskal? Abi Kafka'ya sardıysan seni kimse kurtaramaz. Aragaz. Paskal. Geldir be. Kim geldi stüdyomuza? Büyük başkan. Hanımlar, beyler, Türk ve dünya futbolun zirve ismi. Büyük imzası, büyük başkan. Arıza, manyak, sen Thunderbolt stüdyomuza teşrif ettiler. Büyük başkanım, nasıl teşrif ettiniz? Bak ben şimdi ama nasıl teşrif ettim? Onu da söylersen seni bizim stada sokacağım. Büyük başkanım, Aykut Hoca'nın bu dikine futbol lafını icat edene ağır sistemleri olmuştu. Evet, Aykut dikine sevmiyor. Aykut da enine seviyor. Ben Aykut'u aradım. Aykut niye enine oynatıyorsun dedim. Büyük başkanım, takımın rot balansı bozuk dedi. Aldım takımı orta sanayiye götürdüm. Vay bu enemin rot başlarını değiştirdi. Pişek gibi dikine oynuyor şimdi. Nasıl yani? Yani futbolcuları rot balansa mı söktürüz?
Fikerteli de pasta cilaya sokacaktım. Başkanım hava çiselemeden sok, acele edersen iyi olur dediler. Pasta cilaya çektirdim. Şıkır şıkır oldu. En az 500 bin dolar fiyat fark etti ya. Başkanım bu bıçakçı. O ne olacak? Araba kapattıracağız. Nasıl kapatacak bu ya? Valla hangisine denk gelirse. Ya gittim Araplarla konuştum. Elimde çok iyi bir kulüp var. Yarısını size satayım dedim. Onlar ne dedi? Böyle kul mü bil haldi avabi. Tümalle böyle melmiye velak. O ne demek ya Pascal? Sen anladın mı? Abi ben Arap değilim ki. Zenciyim. Arada fark var. Saç ektirmeye gelmişler. Futbol takımı almak istemiyorlarmış. Aldım zorla bizim stada getirdim Arapları. Şimdilere bakan elemana bunlara saç ekebilir misin dedim. Ekemem başkanım. Teknolojisi farklı dedi. Mecburen saldık Arapları. Yoksa oradan güzel para gelecekti ya. Büyük başkanım bu yeni sezon için transfer hazırlıklarınız var mı? Var. 50 tane müdübüs aldım. Sabiha Gökçen'den Kadıköy'e turist transferi yaptıracağım. Oradan gelen parayla da bütçe açığını kapattıracağım. Ya başkanım, yanın turist taşı. Bütçe kapanır mı? İçen gün bir menajer geldi. Al şunlardan bir iki tanesini sat dedim. Baktı, seyretti. Bunlar para etmez başkan. Ama sende sağlam böbrek vardı. Birini alırım dedi. Böbreğimi satacağım. Ya büyük başkanım, futbolcu satsanız. Bu takıma benim canım feda, kanım feda. Alçaklar nanköyler. Lan satılmış köpekler. Sizi bu stada sokmam bir daha. Alex'i aradım. Böbreğini verir misin dedim. Sana ense kılımı vermem. Ahım tuttu beter ol dedi. Nanköyler. Olur mu öyle şey ya? Ya başkanım bizi niye kızıyorsun? Başkanım yalnız alçaklar, nankörler ve satılmış köpekler demeyin bak. Yayın kuralları gereği galiz ifadeler kullanamıyoruz. Alçaklar yerine seviyesizler de. Nankörler yerine kadir kıymet bilmeyenler de. Efendim? Seviyesizler. Kadir kıymet bilmezler. Satılmış köpekler diyebiliyor muyum? Maalesef diyemiyoruz. Ama bak onu yumuşatabiliriz başkanım. Yani satılmış köpekler yerine bir köpek cinsi söyleyin. O kadar sert olmaz. Pascal sevdiğin bir köpek cinsi söyle. Jack Russell. Satılmış Jack Russell'lar diyeyim mesela. Seviyesiz adamlar. Kadir kıymet bilmezler. Satılmış Jack Russell'lar. Bak şimdi yayın kurallarına uygun oldu. Bu nasıl iş böyle ya? Siz benimle dalga mı geçiyorsunuz? İbişler. Büyük başkan biz seni seviyoruz. Bizi böyle örseleme gözünü seveyim ya. Ya Kadir sen bizim çocuğumuzsun. Sana kızmıyorum da bu çakal gelmiş Fransa'dan. Ya benimle makara yapıyor ya. Sen kimsin? 500 bin dolar fazla versen bizim takıma geliyordun. Yalan mı? Verseydin o zaman. Allah Allah. İyi ki vermemiş. Vallahi bu var ya beni de satardı. Alex'i ne yaptın? Bana da yapar. Seni bedava verirdim. Üste de futbolcu verirdim. Futbolu bırakalı 10 sene oldu. Beşiktaş bundan hala kurtulamadı ya. Stadın çimlerini yedi bu ya. Stadın çimlerini mi yedin Pascal? Abi çok üzülmüştüm. Hibrit çim o ya. Ya tanesi 5 dolar ya. Yerine yenisi konmuyor. Aldığın nefes arar ya. Ya başkanım bugün bana niye sardı? Sana baktıkça Alex'i görüyorum Pascal. Bana baktıkça. Alex ya ne alaka? Evet büyük başkanım daha dikkatli bakın isterseniz. Pascal'la bakıp Alex'i nasıl görürsünüz siz ya? Ne alakaları var? Alex de benim şarkımdı bu. Aramızın iyi olduğu zamanlar söylerdik. Hangi şarkıydı? Bana her şey seni hatırlatıyor. Geçen gün aradı. Brezilya'dayım büyük başkan. Çocukları dünya parka götürdüm. Çarpışan arabalara binince sen aklıma geldin. Hani bir gece kafamız güzelken Bostancı'daki dünya parkı açtırıp çarpışan arabalara binmiştik dedi. Neden böyle olduk büyük başkan dedi. O ağladı ben ağladım. Yani böyle böyle duygusal bir yanınız var. Alçaklar nankörler pardon. Seviyesiz adamlar kadir kıymet bilmezler. Bak gene beni ağlattınız ha. İbrahim Tatlıses gibi oldum. Sen şu ölse ağlıyorum. Ne yaptınız oğlum bana ya? Bak gelin kaçmayın ya. Pascal kaç. Büyük başkan koyundan kobra yılanı çıkardı. Kaç. Kaç 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 kaç. Aragaz. Pascal. Geldim. Şimdi Hülya sormuş. Erkek arkadaşım bana ailemin onayını almadan evlenme teklif etti. Geleneksel değerlere verdiğim önemi göz ardı etmesi beni yeterince tanımadığını düşünmeme neden oldu. Aileme danışmadan bana evlenme teklif edemeyeceğini söyledim. Aramız açıldı. Yanlış mı yaptım diyor. Abi Hülya kaç yaşında? 37. Yanlış yapmış. Tabii Hülya'cığım. Anacığım 37 yaşındasın. Evlenme teklif edecek bir adam bulmuşsun. Haydarpaşa'dan kalkan son trenin son vagonuna atlar gibi atla bacım ya atla ya. Tabii evlilik istiyorsan istemiyorsan bak keyfine o ayrı. Hem şimdi sen 37 yaşındasın rahata alışmışsındır. Koca kahrı da belki sana gelmez bacım. Erkek zordur zor. Bak kompetanı konuşuyor. Hülya'cığım 37'den sonra kocayı ne yapacaksın?
Ya sen ona, o sana alışana kadar yaş olacak 50. Ne yaşadığını anlayacaksın. Aşık ama bak, aşık değilsen boş vereceksin. Aşıksan da basacaksın imzayı. En yakışıklı erkek bile evlendikten bir sene sonra asteriske dönüyor zaten. Yani hiç onlara takılmayacaksın, boş vereceksin. Kadir bravo. Bu gençler var ya, sana çok şey borçlu. Yavrum iyi hoş da, yani söylemek istediğim bir şey var. Gençler acaba bu Kadir abilerin kıymetini biliyorlar mı? Ha? Kadir abi üzerimize şu kadar emeğin, bu kadar hakkın var. Bizim için yaptıkların yere göğe sığmaz. Sen de bekarsın. Şurada hüneri elinde, teyebi elinde akça pakça bir kız var. Geç seni evlendirin. İt gibi dolanmaktan kurtul. Yerini yurdunu bildiğin var mı ya? Var mı? Ha? Evlenmek mi istiyorsun? Her zaman. Her zaman. Şunu unutma Pascal. Hı. Yalnız yatan şeytanla uyuyor kardeşim. Aman diyeyim. O zaman ben var ya, hep şeytanla uyuyorum. Ha, sen Lucifer'in kendisi olmuşsun. Şeytanın kendisisin sen lan. Şeytan seninle aynı sokağa girse geri kaçar korkudan. Sen ne diyorsun? Şitaks abi. Doğru konuştuk. Ya yanlış bir sözümüzü bulana çeyrek altın takacağız Pascal. Sen ne diyorsun buraya? Ya ya hadi. Aragaz. Pascal. Kadir Bey. Tusu basa başlıyormuş bro. Çok heyecanlıyım ya. Oha. Ben çok seviyorum bunu. Ya yeniden çekmişler Tusu basayı. Messi ile Ronaldo da varmış. Abi Tusu basa var ya. Messi harcan. Ya Messi harcar da Ronaldo'yu sabaha mı bırakır ya bro? Onlar kapışırlar. Ya zaman değişti kardeşim. Eskiden Tsubasa topu alırdı ayağına, kendi kalesinden süre süre ilerlerdi. Orta sahaya varana kadar bölüm biterdi. Şimdi öyle mi ya? Ama abi artık futbol çok hızlı. Topu göremiyorsun. Ya tamam topu göremiyorsun deyince yani İbrahimovic'in golünü gördün bu arada. Görmem mi ya? Ya Ronaldo? Onun gol? Ya o zaten tam efsane goldü. Yani sen Ronaldo'cusun değil mi baya baya? Abi ben Ronaldo'cum ama Brezilyalı. He, bak ben Alex'ciyim moruk. Vay kaptanım be, özledik be. Geçen buradaydı. Valla keşke gitmeseydi be bro. Ya Kadir Bey ne oldu? Üzülendin. Alex, kırmızı çizgim Pascal. İçleniyorum biraz ya. Sigma canını kardeşim. Sence tutar mı bu yeni Tsubasa Pascal? Tutmaz. Çocuklar sevmez şimdi. Vallahi çok yavaş abi. O nasıl çizgi film? Gol olmuyor bir türlü. Peki ben koca adamdım ama seviyordum bu Tsubasa'yı. Madem bu kadar sıkıcıydı niye seviyordum acaba ya? Başka bir şey yoktu ki. Ya aslında belki vardı da bizim yaşımız büyümüştü be Pascal. Bizim çocukluğumuzda bir şey yoktu. Yoksa doğru. Yani o Tsubasa'nın olduğu zamanlarda himenler, mimenler, bin tane çizgi roman var da bizden geçmişti işte diyelim ya. Aragaz. Pascal. Geldim canım. Cam hazır mıyız? Neyi hazır mıyız? Yüksek sanat dolu dakikalara hazır mıyız? Ben var. Yüksek sanata doğuştan hazırım. O zaman Pascal algı kapılarımızı sonuna kadar aralayalım. Çünkü içeriye yüksek sanat sokacağız ya. Hadi gelsin be. Sen misin? Yok be oğlum. Halkımızın yüksek sanatı dururken benim sanatım ne ya? Öyle deme. Sen de güzel yazıyorsun. Eyvallah eyvallah Pascal. Bu konuda mütevazi olamayacağım. Acizane Türk şiiri içerisinde kendimin başlatmış olduğu haybeci şiir akımı bütün dünyada heyecanla karşılanıyor. Biliyorum ülkemizde giderek daha çok kabul görüyor. Edebiyat çevreleri sarsılıyor, sallanıyor. Bambaşka bir boyutta yani. Yapma ya. Nerede mi sen? Nerede? Hı? Bu küçük Armutlu'da teyzemin oğlu var. O okumu çok heyecanlandı ya. Bu mu lan dedi? Ne olacak? Kendi çapımda bir dünyada bir heyecan yaratıyorum ya. Bir fark ortaya koyuyorum yani. Başla abi. Kadir ya. Of ya. Hadi. Ya kardeşim yani içeride tosaran duygunun sesi böyle çıkıyor. Öf. Bu sanat. Efendim Posta Gazetesi'nin yurdumun şairleri köşesi var. Bizim çok yararlandığımız bir köşe. Yüksek sanatlı bir halk şiiri var. Ferguzat Tuncay yazmış. Şairimiz 75 yaşında. İzmir'de yaşıyormuştu. Emekli öğretmenmişti. Şiir adı ne? Şiirin adı Seninle Gezi. Benim mi? Artık kim üstüne alınırsa bilmiyorum. Sohbet koyulaşmış. Geldi mi sonu? Şafak varsın söksün. Sevdik oyunu. Özenip yaratmış peri boyunu.
Sandal sallandıkça sarmalısın. Kirpikler kıpır kıpır gözlerin güler. Yaz günü yağmuru hafiften çiseler. Gönül neler ister neler diler. Papatya gamzelerinden öpmeli seni. Beni mi? Ya 75 yaşında emekli öğretmen Ferguzat abi seni niye gamzenden öpsün Pascal? Öyle diyor. O sevgilisine diyor yavrum. Lütfen duyguyu bozma ya. Bodrum açıkları mavili suyu, gezelim seninle koyu kuytuyu, saman yolunda terk et uykuyu, başım göğsümde sevmelisin. Gülüşün karışınca kızıl güneşe, kuşlarda günaydın sevgili eşe, saçları sarı çiğdem gözler mor menevşe, gül diye vazoya koymalı seni. Beni mi? Ya Pascal seni gül diye vazoya niye koyayım kardeşim? Koymalı diyor. Koymalı diyor da sanemiyor ya. Sevgilisi ne diyor? Sen her şeyi niye üstüne alıyorsun Pascal? Yapma böyle ya. Alınga bir yapım var. Bırak bu yapıyı. Yapma başın belaya girer. Evet. O kötü. Olmaz. Olmaz. Değiş. Neyse. Devam ediyoruz efendim. Aragaz. Pascal. Geldim. Stüdyomuzda kim var? Canavar kadın geldi. Ay canavar sensin. Kadınlar da kafanı didiklesin. İlkel mahluk. Buyur. Yine başladı çan çan. Ay çan çan ne demek? Hayır anlamıyorum yani. Siz konuşun da ağır laf, büyük laf. Kadınlar konuşunca çan çan. Yani asıl boş konuşan erkekler. Zaten erkeğin kendisi bomboş bir yaratık. Niye? Çünkü ilkelsiniz. İlk insanların ilkisiniz. Hayvanlarca kere mahluksunuz. Ay tiksiniyorum sizden yahu. Ya Cavidan. Bak lütfen. Agresyona ne gerek var hayatım? Bugün biz aradan çekileceğiz. Sana dinleyicilerin sorduğu soruları ileteceğiz. Kızacaksan onlara kız. Bize ne kızıyorsun ya? Kızarım. Erkek değil mi? Dinleyici de olsa ilkel. Sizin dinleyicinizin sizden ne farkı var? Onlar da sizin gibi ilk insanların ilki. Kadınlarla dinliyor bizi. Ay hayır anlamıyorum. Bir kadın sizde ne bulur da dinler? İlkellik, basitlik, orangotanlık. Terlik hayvanın terliklerinde bile sizden daha çok medeniyet vardır yahu. Yeni gündü bizi. Kadir ağır konuşuyor bak. İlkelsin işte. Ay ay mahluk doldu her yanım yahu. Ay halbuki şimdi böyle London'da olsaydım. Soho'da, Camden Market'te. Ay hello Oxford Street. Ay ağlarım I'm crying. Ya bu var ya Londra'yı çok seviyorum. Kim milyon ne yaptılar? Cavidan söylesene Londra'da ne yaptılar? Yani orada ne yaptılarsa burada da onu yapalım. Burayı da sev ya. Ay seviyesizleşmez misin lütfen? Ben İstanbul'u çok seviyorum tamam mı? Benim sevmediğim sizsiniz. Siz erkekler. Ay tiksinçler. Ay protoplazma çorbaları. Ay mukoza oluşumlar. Amipler. Pascal konuşma abi. Konuşma biz aradan çıkalım dinleyiciye çemkirsin. Çemkirmek ne demek ha? Ne demek? Bir kadın kendi hakkını savunduğu zaman, cesaretle fikrini söylediği zaman niye çemkirmek oluyor? İlkeller, algı seviyeniz yerlerde. Niye? Çünkü erkeğin algısı olmaz. Niye olmaz? Vay, erkek ilkeldir. Cavidan, sana gelmiş sorular var. Bir kadın dinleyicimiz sormuş. Plazada işe başlarken nelere dikkat etmeliyiz diyor. Ay ilk önce mümkünse plazalarda işe başlamamak lazım. Çünkü plazalar erkek denen şeytanın en çok yuvalandığı ve ürediği yerlerdir. Ürediği mi? Plazalarda oluyor mu ya? Diyelim ki böyle mecbur kaldınız bir plazada işe başlamanız gerekiyor. Erkeğin az bulunduğu plazaları tercih edin. Cavidan nasıl anlaşılıyor? Yani böyle erkeğin az bulunduğu plaza. Bir plazanın camı ne kadar çoksa içindeki erkek o kadar azdır. Çünkü erkekler kabahatlerinin dışarıdan görülmesini istemezler. Bu yüzden az pencereli plazalarda daha çok bulunurlar. Allah Allah. Neler oluyor ya? Bir plazanın içinde erkekler en çok merdiven altlarında, loş, rutubetli ve ıslak yerlerde bir arada bulunurlar. Bu ne demek ya Cavidan? Biz erkekler tenya mıyız? Olur mu öyle şey ya? Ay daha da betersiniz. Tenya insanın kanını emer, besinini emer. Ay siz erkekler kadının ruhunu emiyorsunuz. Ay ömrünü yiyorsunuz. Ay siz burada gravyer peyniri mi yediniz? Ay böyle küflü eski peynir kokuyor stüdyo. Aa yok ya. Ayakkabını çıkardık. Ya bizim ayaklar kokuyor da Cavidan. Erkek ayağı Cavidan. Erkek ayağı. Bak. Ay iğrenç.
Ay tarantula böceği gibi ayaklara bak. Ay be içim kalktı. Ay burası hem terli hem erkek ayağı hem de ekşi ekşi testosteron koktu be. Aragaz. Pascal. Bro. Elon Musk batı diyorlar ya, ne diyorsun? Ona bir şey olmaz Kadir. Adam babadan zengin. Ya olur mu, daha geçen gün babasına verdi veriştirdi. Yemin ediyorum böyle şarladı. Yüzüne bakılacak insan değil babam dedi. Tanısanız dedi tükürürsünüz sıfatına dedi ya. Girme araya. Baba oğul arasında mı gibi? Ya arkadaş inanamadım. Bayağı bir şarladı babasına ya. Yani arasında sırasında kalmış değilim be adam. Yani sıkıntıları büyük, onu diyorum ben yani. Ne yaparım Kadir? He? Yardım mı toplayayım Elon Musk'cı? Vallahi neden olmasın? Şurada şu kadar milyon insanız. Herkes 5 lira atsa adamın bir deliğini kapatırız yani. Abi onun deliği kapanmaz. Aa niye öyle diyorsun hacı? Yani o kadar genişlemiş midir? Kara delik gibi. Uzayın masrafı çok tabii Pascal'ım. Adamı kınamıyorum ben. Dünyanın parasını döktüm Mars'a gidelim, Venüs'e konalım, Plüton'dan makas alalım diye. Heder etti kendini oğlan ya. Kadir ben Mars'a gitmek istemiyorum. Neden abi? Değişiklik olurdu ne güzel. Abi ben hemden çekip buraya zor giriyorum. Ne Mars ya? Oğlum Mars'a giderken Mecidiyeköy trafiğine girmeyeceksin herhalde. Akbil basıp gidilen bir yer değil ki orası. Levent ışıklarda camları da silmiyorlar Mars yollarında. Düşündüğün şeye bak, üşendiğin şeye bak Pascal ya. Ya Kadir, kim gidecek o yürü? Ha? Ben sıkılırım. Ya arkadaş mis gibi manzara izleye izleye gideceğiz. Nesinden sıkılıyorsun? Güzelim Mars yolundan sıkılır mı ya Pascal? Oğlum ne manzarası? Doğu Ekspres'in bu. Ya yok mudur penceresi bir şeysi bu uzay şeysini? İllaki bir yerleri izliyorsundur dünyayı ince ince. Yani seyrede seyrangah seyrangah gidiyorsundur ya. Abi saçma konuşma. Ne penceresi? Yolda mola falan. Yok daha neler. Versinler tabii abi. Ben bayılırım mola yerlerine. Ya gecenin üçünde efendim köpükle otobüsü yıkıyorlar. Onu izliyorsun. Yemin ediyorum bak terapinin kralıdır ya. Mars bu abi. Nerede duracağız? Şimdi abi bir kere Afyon'da durulur o şart. Susurluk'ta durulur o şart. Pamuk hava? Kabak ararız. Duralım Paskal. Çiş molası, yemek molası. İkindiği de kılarız yola çıkmadan değil mi? Bak bu olur. Aklıma yaktı. Gelirim abi tamam. Ya şu Elon'un eli bir bollaşsın da konuşayım ben onunla ya Pasko. Abi çok daha ısrar etme. Zor durumda kalır mısın? Yok ya ne zor durumda kalacak. Altındaki arabayı satsa 50 sene aç kalmaz. Bakma sen onun ağladığını. Kadir. Ha canım. Miz Mars'dayken elin Mars batarsa ne yapacağız abi? Otostop çeke çeke geliriz artık geliyor kardeşim. Aragaz. Pascal. Bro. İngiltere'yi bildin. Bildim. İngiltere'nin Derbyshire beldesini bildin mi? Bilemedim. Sen bildin mi? İlk defa duyuyorum. Bizde ne alaka? Derbyshire beldesinde yaşayan koç var. Ne koçu? Bildiğin koç ya, koyun koçu. Cinsi? Karaman? Ha, Tekirdağ, kıvırcık. Abi ne işi var ya? İngiltere arası. Ha, karaman olsa sana mantıklı gelecek yani. İngiliz'in kendi koçu abi, ne bileyim ben türünü. Abi tamam da İngiliz koçu. Bizde ne? Abi adı Rambo. Çok psikopat. Bütün köy illallah demiş bu Rambo'dan. Niye baba? İçiyor muymuş? Koç içer mi ya? O zaman kumar. Ha, koç ruletle kollu makineye de danmış Pascal. Abi ben diyorum sana. Bu kumar pişi. Allah korusun. Bak koça ne hale gelmiş. Ya saçmalama abi, öyle bir şey de değil. Şimdi bu koç kendi sürüsündeki koyunların yanına yaklaşana müthiş dalıyormuş, tost manyağı yapıyormuş. Kaşarlı mı? Tost değil abi, tost. Evet. Bir kafa koyunlara yaklaşanın kalçasını bacağını kırıyormuş. Köylüler polise şikayet etmiş. Polis de bu sivil olay, biz karışamayız demiş. Bir tane koç bütün köye terör estirmeye başlamış. Abi helal olsun, delikanlı koçmuş. Bak diyorum ki ben bu koçu arayalım diyorum. Ya ara abi. Adı neydi? Rambo. Arıyorum abi. Niye? Derdi ne? Niçin bu kadar agresif? Ne oluyor? Bir soralım bakalım ya. Nedir? Evet arıyorum. Çalıyor. Çalıyor. Alo. Alo. Buyur arkadaş. Ne vardı? Alo. İngiltere'de Derbyshire köyünde atar gider yapıp köylülere hayatından bezdiren Rambo isimli koçla mı görüşüyorum? Benim canım. Abi selamın aleyküm. Ben Kadir Çöptemir, İstanbul'dan arıyorum. Pascal Numa da burada baba. Abi hayatım standart benim. Sabah kalk otla La Pompero. Yemiş getir otla La Pompero. Yemiş getir. La Pompero ne dedin ya? İspanyol dansı Pascal. Abi peki sizin bu sinirinizin sebebiyeti nedir ya? Bütün köy illallah demiş sizden. Kardeşim usulü hayatıma müdahale var. Bak şimdi. Girlfriend'inle bir takım özel durumlar yaşıyorsun diyelim. Tak
Kamil'in biri geliyor, o böyle o diye böğürüyor abi ya. O ne demek ya? Ne bileyim, hayvanız ya. Bizim özel hayatımız olamaz yani. Abi, köy seni polise şikayet etmiş. Abi Allah'tan polis ben karışmam demiş, yoksa yanmıştım ya. Hayırdır, niye yanmıştın? Abi benim adam yaralanmadan ertelenmiş infazım var. Bir daha da açılırsa kesin mezbahadayım yani. Yalnız ben de kuzu ciğer çok severim, söyleme sahip ya. Abi ben de incik, kuzu kol. O kuzunun kolu, neyse sinirlenmeyeceğim. Bizim burada çoban köpeği bir arkadaş var. O da çok rahatsız. Abi diyor, tam diyor özelimizi yaşıyoruz. Lak üstümüze su döküyorlar diyor, ayrılalım diye diyor. Bu köy frijit olmuş kardeşim ya. Bizi de kendilerine benzetmeye çalışıyorlar. Ben 4 yaşında koçum. Koçluğumun zirvesindeyim abi. Ben de köyden davacıyım. Mahalle baskısı, özel hayata müdahale. Ne ararsan bu köyde diyor yani. Adam haklı abi. Hangi adam? E koç. E peki Rambo, acaba sende bu sinirin başka sebebi olabilir mi? Abi enerjim var, atamıyorum. Anlamıyor musun ya? Gencim diyorum, enerjiyim diyorum ya. İskoçya'da bir koç kuzen var. Adam 150 tane koyunun içinde abi. Görsen böyle, teduze gibi abi, yumuşacık. Bana 3 tane kemiği çıkmış koyun verdiler. Tiplerine baksam mermere koyar taşla ezersin daha iyi ya. Ya Rambo, anladığım kadarıyla sen kendi çapında hayat arkadaşları bulamamaktan şikayetçisin kardeşim. Ne hayat arkadaşı abi ya? Ship buddy istiyorum ya. İlla açık açık mı söyleyelim ya? Teşekkür ediyoruz. Şimdi hep birlikte bir şarkı dinleyelim. Ne şarkısı? Televizyon olsa Necef'le Maşrap'a koyardık. Ne bileyim, bir şarkı koyacağız işte. Aragaz. Pascal. Bro. Canım şu an stüdyomuzda kim? Dilber Hoca geldi. Hanımlar beyler, yeryüzüne düşmüş en iri bilgi taneci. Tarihi bilimin yaşayan en saygın ismi. Cehalet ejderhasını ağlayan bilim şövalyesi. Profesör, doktor, Dilber Kortaylı. Hocam şeref verdiniz. Dilber hocam, vallahi çok seviyorum seni. Kent ozalit, her türlü kimlik, ehliyet, PVC kaplanır. Kent ozalit Bayrampaşa, kent ozalit Beylikdüzü ve şimdi de kent ozalit Güngören'de. Çok yakında Esenyurt, Bakırköy ve Davutpaşa'da. Öğrencinin dostu kent ozalit. Dilber hocam, yine mi advertorial aldınız? Ne yapayım, para tatlı geldi Kadir. Yani çocuklar, bu yaştan sonra servet sahibi oldum. Meğer bunca yıl boşuna okumuşuz. Şimdi de bir A dizisinden, bir mahalle dizisinden, bir de kadın hikayesi bol, yaşı geçmiş kadınların izleyeceği bir diziden teklif aldım. Oo Dilber hocam, dizi oyuncuyum ya. Başlıyor musun? Yani neden başlamayayım? Bir kere kutuyu açtırdık, kötüyü söylettik. Bundan sonra her türlü şirket bayi toplantılarında moderatörlük, sunuculuk yapıyorum. 25 bin lira artı stopaj artı KDV, fatura kesemiyorum, serbest meslek makbuzu veriyorum. Stopajı düşük göstersek olur mu diye cahil cahil sorular sormayın, ağır konuşur kalbinizi kırarım. Ben hırsız değilim. Devletin koyduğu vergiyi ödeyeceksin yani. Bravo Dilber hocam. İşte namuslu esnaf. Tebrikler. Yalnız benim arka bahçede dolaşıyorsun Dilber hocam, akıllı ol. Cahil, benim IQ'mun zekatını versen fizik dalında Nobel alırsın. Bana akıllı ol diyene bak. Tren geçse 30 dakika sonra fark eder. Dilber hocam, bu Germiyanoğulları Beyliği'ni anlatmanızı rica eden bir dinleyicimiz var. Öğretmen ödev vermiş, yarın bütün sınıfa Germiyanoğulları'nı anlatacakmış. Hocam bu konuda yardım eder mi diyor. Anlatayım, Germiyanoğulları çok sinirli, çok agresif. Yüzüne biraz uzun baksan ne bakıyorsun diye savaş çıkaran asabi bir beylikti. Allah Allah, niye bu kadar sinirliler? Asabi tabii, şekerleri var. Civar beylikler bunların sinirinden illallah etmişler. Merhaba diyemiyorsun Germiyanlara. Biraz böyle sesin sert çıksa hop savaş. Sizin beyliğin sınırından bizimkine kuş geçti diye savaş açıyorlar. Böyle sinirli bir beylik, ama o zaman adları yok. Henüz bir isim alamamışlar. Tabii bunlar bu kadar sinirli olunca civar beyliklerde aman kızdırmayın şunları. Gelmeyin gelmeyin diye adları gelmeyin oğullarına çıkıyor. Sonra zamanla tabii dil yumuşayınca gelmeyen oğullar halini alıyor. Allah Allah, Germiyanoğulların asıl adı Germeyin oğulları mı?
Evet, çünkü çok gerginler. Bir türlü rehabilite olmuyorlar. Germeyin bunları diye diye adları Germeyin oğullarına, oradan da Germiyan oğullarına çıkıyor. Hocam, ikinci başka oldu. E ne yapayım, bir kere de anlamıyorsunuz. Çünkü beyniniz yok. Ay ben olsam nöroloji servislerini dahiliye çeviririm. Midenizi düşündüğünüz kadar beyninizi düşünmüyorsunuz. Vallahi billahi, sen söyle bakayım cahil. Hangimize soruyorsunuz? Sizin üzerinizden herkese soruyorum. Bugün ne yesem diye günde kaç kere düşünüyorsunuz? En az iki kere düşünüyorum. He, ben de öyle. İki kere falan en az yani. Bugün ne okusam diye günde kaç kere düşünüyorsunuz? Ha işte adamı böyle mor artırlar. Sana mor renk çok yakışıyor. Neydi öyle bir cahil bir şarkı vardı. Ay seviyorum o şarkıyı. Dilber hocam, harbiden mor attın bizi. Ya kendimizden utandık ya. Ay durun, suratınızın rengini değiştirmeyin de bu renk bir pantolon diktireyim kendime. Bak bu sefer de espri de komik yaptım. Ay elimde olsa kendimi öpeceğim vallahi, ne büyük insanım ben. Aslan kendim. Aragaz. Pascal. Gel dedeceğim. Can, dinleyici sorusu var. Oku abi, oku abi. Engin diyor ki abi, yıllar önce Küba'da Fidel Castro'nun sana yönetimi devretip bütün Küba'nın halk kahramanı olduğunu neden bizden yıllarca gizledin diye soruyor. Kadir, var mı öyle bir şey? Ya rahmetliyle öyle bir sohbetimiz olmuştu be Pascal. Nereden tanışıyorsunuz? Şimdi yıllar evvel Pascal, o zaman Birleşmiş Milletler Genel Merkezi şeydeydi. Neredeydi lan? New York'ta. Ha. O zamanlar New York'ta Birleşmiş Milletler Genel Merkezi'nin karşısında şarküterim var benim. Onu işte. Allah Allah Allah. Benim emeklilik hayallerimden biridir ya şarküteri. Çok kalite şarküteri açarım ben ya. Kadir, sen var ya şarküteri için doğmuşsun. Vallahi bak. Sağ ol, estağfurullah, estağfurullah canım. Tabii özen gösteriyoruz. Neyse, mevzuya gelin. Birleşmiş Milletler'in karşısında şarküteri işletiyorum. Tak içeri girdi bu. Kim girdi? Castro girdi. Ben tabii üniversite yıllarında komünist olduğum için hemen davrandım. Vay komandante, hoş geldin, ver elini öpeyim komandantem dedim. Sağ ol genç dedi. Direşken devrimci ruhlu bir emekçi olduğun her halinden belli. Hakkındaki çözümlememde yanılmıyorum değil mi dedi. Haklısın komandantem dedi. Gassap sucuğum var mı emekçi arkadaş dedi. Olma mı, kralı var komandantem dedi. O zaman yarım ekmek arası bir gassap sucuğu yap, bir de kola aç dedi. Aman komandantem dedim, sizin gibi birine dedim kola içmek oluyor mu dedim yani. Herifler emperyalist falan ama abur cubur işleri güzel yapıyorlar dedi. Komandantem dedim, çiğ sucuk tenye yapar ama dedim sen bilirsin dedi. Sen yap dedi. Biz dedi devrimden önce dağlarda çeyle beraber çoğu çiğ et yedik dedi. Bizim bünye alışık dedi. Yarım ekmek sucuk yaptım buna, yedi bu. Çok deli sucuğum var Kadir arkadaş dedi. Dedim güzel ev kavurmam var komandantem dedi. Yeni bastım, vereyim mi dedi. İşte bu dedi. İşte emeğini sömürtmeden kendi ürettiğini satıp kendi kazanan bir emekçi dedi. Ben bunu hayal ediyorum dedi. Feodal bir hareket olmasa seni alnından öperim dedi. Fidel Castro. Evet. O mu dedi? Çok muhterem insandı. Beni de severdi. Neyse o ara içeri biri girdi. Abi dedi, o istediğin kotun bedeni yokmuş dedi. Ben değişik bir model aldım diye bir kot verdi Castro'ya. Castro kota baktı. La oğlum bu kot yırtık, taşlama devrimci yırtık yamalı kot giyer mi dedi. Fiş aldın mı dedi. Yok abi dedi, fiş alamadım, pazarlık ettim. Fiş almazsan $70 olur dediler dedi. Ben de fiş almadım deyince Castro kızdı köpürdü. Yıkıl karşımdan gözümü görmesin dedi. Ondan sarı olan ofum sofum oldu çıktı. Kim bu saf dedim. Benim dedi birader bu dedi. Babam bunu küçükken dedi fazla ez dedi. Beceriksizin teki oldu çıktı dedi. Benden sonra bu oğlan Küba'yı idare edemez ki dedi. Görürsün dedi, Amerika ile falan barışır dedi. Çünkü çocukken çok ezildiği için tırsık dedi benim kardeşim dedi. Vay Castro'ya bak ya. Kardeşi ne harcadı? Tabii aile meselesi olduğu için ben bir şey demedim. Mahsuçluktan tezgahtara lokumlu kaşarı folyoyla kapta da kurumasın dedim. Hani mevzu değişsin hesabı.
Castro bir an beni süzdü. Seni de çok baba yiğit gördüm arkadaşım dedi. Benden sonra dedi Küba'nın başına geçer misin dedi. Sen ne dedin? Ama dükkanı kime bırakacağım? Komantan dedi dedim. O ne dedi? Ustalaştık biraz daha taşı kırmakta. Dostu düşmandan ayırmakta. Gelirsen yerin hazır Küba ortamında diye bir şiir okudu. İçtikçe beni hatırlarsın deyip balta sakı gibi 4 tane de pro bıraktı gitti. Yani başımızdan geçti hep bunlar Pascal, geçti. Bravo Kadir. İyi salladın. Yalnız bir şey söyleyeyim, taklitlerim çoğaldı. Televizyonda bile artık böyle hikaye anlatanlar görüyorum, ayıplıyorum yani. Kadir ama var ya, Kadir'imin tadını vermez. Bitmiştir. Ne bitti? Yani hem sözlediğin şeyle hadise bitmiştir hem de program bitmiştir. Ay, baksana ay, saatte ay, yarın uy. Kaldığımız yerden devam edeceğiz. Efendim paka paka. Bay bay. Pascal, Oman, Kadir çok değil mi? Aşıksan vursa.